Terkoğlu biraz önce anlattı. Devlet Demir Yolları'nın başına getirilen marifetli Bay Atik'in durumunu ve şimdi de yeni başkanı konuşuyorduk ama birinci bölümden, bir önceki bölümden altını çizmemiz gereken önemli bir yer var. Siz seyircilerimizin de gözünden kaçmamış, onu tekrardan o yüzden belki çok hafif açarak Barış'a sormak istiyorum. Bahadır Bey'den de belki yorumunu alacağım ve ondan sonra damarları açarak gideceğiz. Şimdi Barış Terkoğlu dedi ki polis telefonlarını izliyor olmasına rağmen ortakları firariyken ve devlet bu şirkete ihaleler, altyapı, Devlet Demir Yolu altyapı ihaleleri verirken ve kendisi de polis denetimin ya da polis nasıl söyleyelim polisin izini sürdüğü bir kişiyken bir şekilde Devlet Demir Yolları gibi önemli bir yerin başına atanabildi. Orada Barış dedi ki ben biliyorum ki AK Parti'nin içinden de bu işi bilen ama göz yuman ya da bunu söyleyemeyen, çünkü birilerinin göz yumduğu 3 isim vardı. 3 isim doğru değil mi? Biri yeni istifa etmiş, yakın zamanda istifa etmiş 3 bakan vardı. Bir daha isimlerini veremiyor muyuz? İsterseniz vereyim. Ver. Bir tanesi. Onlar yalanlasınlar. Sayın bakanların hemen açıp yalanlama hakkı var. Evet, ben çok net söylüyorum. Önce ne olduğunu, ne yaptıklarını söylersem. Ne yaptıklarını söyleyeyim. Çok net bir şekilde dava dosyasından vereceğim. 2018 yılında Adnan Oktar grubuna operasyon yapıldığında sabah saat 6.19 saat veriyorum. Bunu ben şeyden yapmıyorum. Kimsenin telefonunu dinlemiyorum. Dava dosyasında var telefon kayıtları. Adnan Oktar'ın önde gelen isimlerinden Hüma Babuna AKP Süleyman Soylu olarak kaydettiği numaraya şu mesajı, önce ulaşmaya çalışıyor, şu mesajı atıyor. Süleyman Bey, bütün evlerimizde polis baskını var. Şu anda Adnan Bey dahil. 14 saniye sonra ikinci mesaj. İngilizlerin derin devletiyle ilgili yaptığımız faaliyetler neticesinde FETÖ'cüler hep saldırdılar, yine saldırıyorlar. Engel olun lütfen. 4 dakika sonra üçüncü mesaj, 6.23 saat. Adnan Oktay Bey Kandilli'de. Uzatmayın. Diyeceksiniz ki şeyler var. Süleyman Soylu ile organik görüşmeler var. İçişleri Bakanı Soylu ile dava tutanaklarını isterseniz teker teker açıp okuyayım. Hepsi mesela biz efendim hükümetimizin bize verdiği bir görevde biz Ankara'da büyükelçilerle görüştük. Yani ismini zikretmek zorundayım. Sayın Başkanım mecburum çünkü Sayın Süleyman Soylu'nun özellikle bizden bir ricası vardı. Mesela bunu Müştak Berker, Bora Yıldız'ın ifadesi, Kartal İş'in ifadesi hepsi Süleyman Soylu'yla görüştüklerini, ilişkili olduklarını, zaman zaman onlardan ricaları olduğunu anlatıyorlar. Ve sonra kendilerine doğal olarak operasyon yapılınca hemen Süleyman Soylu'dan yardım istiyorlar. Daha da bir iddiada bulunayım. Bunu bilerek söylüyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İçişleri Bakanı arasındaki kavga Sedat Peker mevzusundan sonra artık icağı yuka çıktı biliyorsunuz. Anadolu Ajansı bile Süleyman Soylu'nun verdiği belgeyi ifşa ederek İstanbul'un eski emniyet müdürünü hedef aldı. Bu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürü yaptı işte. Ve bu operasyon Ankara'daki İçişleri Bakanlığı kaynaklardan saklanarak yapıldı. Operasyon derken lütfen operasyon. Adnan Oktar grubuna yapılan operasyon. Yani İstanbul Emniyeti şöyle düşündü. Biz bakıyorlar, takip ettikleri insanlar biraz önce anlattığım hikayede olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'na bu kadar ilişkide oldukları için oraya haber vermeden kritik operasyonlar normalde haber veriliyor. Bu operasyonu yapıyorlar. Şimdi burada İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'nın bu tayinden bu kadar net haberi vardı diyorsun. Bu İçişleri Bakanı'nın bu grupla organik ilişkisi dava dosyasında var. 2 Aile Bakanı, şu anki Aile Bakanı. 3 istifa eden Milli Eğitim Bakanı'nın da biliyorsunuz bir okul grubunun sahibi. O okul grubunun bu yapıyla ortak eğitim faaliyetleri yaptığı da var. 3 tane isim sahip demiştiniz. 3'ünü de söyledim. Yok derlerse ben çıkarırım daha da ayrıntılarını yani. Ya da yok derlerse dava dosyasından çıkarırım. Yalanlama ya da açıklama durumu aydınlığa kavuşturma gibi bir hakları her zaman saklı. Biraz önce isim. Bir ödül alan gazeteci dostlarımız işte içinde araştırmacı gazetecilik ödülleri var. Hı-hı.
işte efendim yorumculuk ödülleri, köşe yazarlığı, yılın gazeteciliği ödülleri var. Onlar bunlara ulaşamazlar mı senin bize saydığın bu dava tutanaklarına? Benden daha kolay ulaşırlar. Bak benden çok daha kolay ulaşırlar. Hatta ulaşmalarına bile gerek yok. İsterlerse bir telefonla onlara getirilir de önlerine koyulur. Ama burada iki tane isim var. Bir tanesi bir gazete. Ben bu olayı yazdım da nasıl dosya hazırlıyorlar, hangi dosyaları çalışıyorlar biliyor musunuz? Bu listede olan gazetecilerden bir tanesi diğeriyle kavgalı. Cumhurbaşkanı'nın bu akşam ödül verdiği. Niye kavgalı biliyor musunuz? Çünkü biri bir gazeteci diğerini hakkında görev edinmiş, dosya hazırlamış. Cumhurbaşkanı'na uçakta götürmüş. Cumhurbaşkanım, bu arkadaş var ya sizin aleyhinizde böyle tweetler atıyor. Böyle mesajlar paylaşıyor. Özel hayatında şöyle hükümetimize hoşuna gitmeyecek eleştiriler yapıyor. Diye dosya hazırlamış. Onlar o dosyalarla çalışıyorlar çünkü. Aa, bu bize Emin'den hiç yabancı bir durum değil. Biz bunu daha önce, bunu bu filmi daha önce gördük. Eski çalıştığımız yerde ne Ankara temsilcilerimiz vardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan. Neyse hadi söylemeyeyim daha fazlasını. Gazeteci meslektaşlarımızı attırttıran. Şimdi Bahadır Erdem burada bu devlet demir yolları meselesini burada virgül koyuyoruz. Çünkü eminim Barış'ın ortaya koyduğu bu dosya daha çokça konuşulacak ve su kaldıracak hani tabiri caizse. Ve 3 tane de bakanın ismi verildi dediğim gibi Baki. Biz aslında Bahadır Bey'le tabii ki İYİ Parti ve özellikle son günlerde ortaya çıkan hem baraj meselesini hem artık erken seçim çok dillendiriliyor. Bunları konuşacağız ama onun öncesinde laiklik tartışmalarını da sizden konuşmak istiyorum. Ama oraya geçmeden önce bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Yani biz buna şu çerçeveden baktık Bahadır Bey. Kısacık söyleyeyim. Devletin, çünkü Cumhurbaşkanı demiş ki birileri yani muhalefeti kastediyor, sizleri kastediyor. Eski Türkiye 2023'te getirmek istiyorlar. 2023'te eski Türkiye'yi kurdurtturmayacağız. Yeni Türkiye'dir hedefimiz diyorlar. Biz de dedik ki buyurunuz yeni son Türkiye'deki atamalar. Son umudu da eski Türkiye'yi getirmek isteyenlerin seçimlermiş bu arada. Tabii bu çok çok tehlikeli bir söz. Geçenlerde de bir yine Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti iktidarını çok seven bir gazetecilerden bir tanesi açıkça şöyle dedi. Cumhurbaşkanımızı indirmek istiyorlar ve bunun için seçimleri kullanacaklar. Şimdi bu sözü ben gerçekten bizleri dinleyen herkesin takdirine bırakıyorum. Artık iş bu noktaya kadar gidebiliyor. Yani komplo hazırlanıyor. Bir de komplo lafı vardı. Evet. Niçin? Hep işte Tayyip Erdoğan efendim şeyinden gidiyorlar ya. Bir şeye sıkıştıkları zaman, bir konuda en ufak bir sözleri olmadığı zaman, ki artık son 3-5 yılda konuların %90'ında söyleyecek tek bir sözleri olmadığı için her konuda gidiyorlar. Köşeye sıkışınca ey seçmenimiz bak görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'a düşman. Bunların bütün derdi Tayyip Erdoğan'ı düşünmek. Hiç ilgisi yok. Söyledikleri neyi şuna kadar getiriyorlar demek ki bu yandaş çok sevdiği, çok seven gazeteciler artık seçimleri kullanacaklar. Şimdi bu demokrasi bakımından çok tehlikeli bir yaklaşım. Bir kere bunu söyleyeyim. Buraya kadar düşüldüyse eğer hakikaten söylenecek söz yok. Ama bu seçimler gayet güzel demokrasi çerçevesinde olacak. Bunu çok soruyorlar biliyor musunuz? Evet. Yani 20 yılın sonunda öyle bir halkın üzerinde yaratılan maalesef bir korku var ki antidemokratik bir korku bu. Yani boşu boşuna olan bir şey değil. Hiç kimse korkmadan tweet atamıyor. Hiç kimse doğruları söylemiyor, söyleyemiyor. Basının %90'ın %95'i tamamıyla hakikaten iktidarın güdümüne girmiş durumda. Bu çok ayıp bir şey. Yani ülke için utanç verici bir şey. Ve bunun sonunda vatandaşlar şöyle şeyler de soruyorlar. Yani bu seçimler, hayır bu seçimler önümüzdeki seçimler Türkiye Cumhuriyeti son derece
efendim devlet sapasağlam ayaklarının üzerinde duruyor. Bu devletin anayasal sistemine göre seçimlerimizi yapacağız. Seçimlere göre de kazanacağız ve de AK Parti iktidarı dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'nin 20 yıl öncesinde ve 20 yıl boyunca eğer seçimlerde kaybetseydi olacağı gibi seçimi kaybettiği zaman kazanan yeni Cumhurbaşkanı'na ve Millet İttifakı'na hükümeti ve iktidarı gayet doğal bir şekilde teslim edecek. Bir kere bunda